Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Oktay Yılmaz. Biliyorsunuz ki daha önceki videomda, dizi film önerileri videomda sizlere birinci kısım, part 1 hazırlamıştım. Dizi film önerileri konusunda. Şimdi ikinci kısmı hazırlayacağım. Ve demiştim ki birinci kısım için eğer çok ilgi görürse, part 1 olarak birinci kısım izlenirse, en azından demiştim 150 izlenme olursa part 2'yi çekeceğim demiştim. Ve büyük ilgi gördü. Büyük ilgi gördü derken yani ilgi gördü. Teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgiye, alakaya. İzlendi video. Gösteriyorum kanalımda. Yani 4 günde 396 görüntülenmeye ulaştı. Ve dedim ki eğer bu dizi film önerileri tutarsa part 2'yi çekeceğim. İkinci kısmını çekeceğim demiştim. Şimdi ikinci kısmına geliyoruz. Ve başlıyoruz. Film dizi önerileri ikinci kısım olarak. Şimdi birinci dizi önerim aksiyon, drama ve suç içerikli olan bir diziden başlıyorum. Person of Interest. Nasıl okunuyorsa. Person of Interest. Bu film, bu dizi. Öncelikle bu diziyi neden sizlere öneriyorum? Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu dizi daha önceki birinci partta dizi film önerilerinde söylemiştim. Bir makine vardı. Yapay zekaya sahip bir makine vardı. Ve bu yapay zekaya sahip makine her şeyi görüyordu. İnsanları analiz ediyordu. Başrol karakterlerinde bu mühendis, bilim insanı abimiz var. Ve yardımcı adam olarak da bu abimiz var. Olay şu. Analiz ediyor kişileri, mesela suça meyilli olan kişileri analiz ediyor makine, yapay zeka makine. Eğer kurbansanız geliyor, diyor ki bu kişi kurban olacak diyor, diğer kişi katil olacak diyor. Bu grup, bu abimizin ekibi görevlendiriliyor makine tarafından ve ya kurtarılmanız gerekiyor ya da katil olmanız, engellenmeniz gerekiyor. Yani bu yapay zeka makine, her şeyi gören göz diyor ki kurtarılması gereken bir insan var. Ya kurban olacak diyor ya da diyor analizlerine göre diyor, makinenin analizlerine göre diyor, verilerine göre diyor bu insanın diyor katil olması olacak diyor. Bunlar da ekip olarak o insanın katil olmasını engelliyorlar. Yani hükümetin yapmış olmadığı bir şeyi bu ekip yasal olmayan yolla kendileri çözmeye çalışıyor. Katil olanı engellemeye çalışıyor veya kurban olup öldürülecek kişiyi gene engellemeye çalışıyor. Bu diziyi bu yüzden izlemenizi tavsiye ediyorum. Birinci dizimiz buydu. Person of Interest. Aksiyon, suç, bilim kurgu dalı türü tarzındaki bu diziyi tavsiye ediyorum. İkinci dizimiz ise fantastik bir dizi. Fantastik dizi olarak da gene az kişinin bilmiş olduğu neydi bu? Heroes. Evet. Yani az kişinin bildiği, çok fazla insanın izlemediği Türkiye'de 3 sezon çekildi. Hatta fazla olabilir. Tam sezon sayısını bilmiyorum. Ekip bu. Çinli bir abimiz de var. Süper kahraman dizisi aslında bu. Heroes. Süper kahramanlar dizisi. Ama Marvel'ın veya DC'nin yapmış olduğu
posterlerine bakalım şöyle. Marvel'ın veya DC'nin yapmış olduğu süper kahramanlar dizisinden farkı ne? Heroes'un. Heroes'un en başta atmış olduğum bir posteri vardı. İşte bu poster. Şu kötü karakteri. Bu dizinin kötü süper karakteri bu. Bu da kurtarılması gereken bir kız. Çünkü konu bunun üzerine daha çok. Diğer karakterlerin arasında da iyiler var. Aslında bu süper kahraman dizisi, fantastik dizi, Heroes'u tavsiye etmemin sebebi, neden Marvel'ın diğer dizilerinden farkı ne? Marvel'ın yapmış olduğu diğer süper kahramanlar dizisinden farkı ne? Veya DC'nin yapmış olduğu diğer dizilere göre farkı ne? Neden Heroes dizisini izlemeliyiz diye soruyorsanız cevabı şu. O dizilerde, DC'nin veya Marvel'ın yapmış olduğu dizilerde daha çok konu dünyayı kurtarmak üzerine olduğu için bunun konusu daha çok dünyayı kurtarma üzerine değil. Yani mesela Galaksinin Koruyucuları, Marvel'ın filmlerinden Galaksinin Koruyucuları filminde dünyayı bile değil, dünyayı geçtik diyorlar. Galaksiyi kurtarma peşine düşmüşler. Tüm evreni kurtarmanın peşine düşmüşlerdi. Biliyorsunuz. Öyle bir uyduruktan hikaye ama çok tutan filmler arasına girdi. Bunda dünyayı kurtarmaktan ziyade bu kötü karakteri engellemeye çalışıyorlar. Aslında iyi süper kahramanla tek başına kötü bir karakter var. Süper güç yeteneklere sahip güçlü bir karakter var. Onu engellemeye çalışıyorlar. Bu karakterin amacı da kendisi gibi yetenekli kişileri bulup hepsini yok etmek, ortadan kaldırmak istiyor. Heroes'un konusu da böyle eğlenceli bir film, fantastik bir şey, eğlenceli bir dizi, fantastik bir dizi. Bu diziyi de dizi film önerileri kısmında ikinci dizi olarak anlatmış olduk. Tavsiye ederim. Ve diziyi ve anlatmış olduğum dizi filmleri yorumlarda belirtiniz. Eğer izlediğiniz zaman, izlediğinizde yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Yani evet, Heroes dizisini izledim. Örnek veriyorum, beğendim. Daha önceki anlattığım dizilerde Butterfly Effect, Kelebek Etkisi filmini izledim, beğendim ya da beğenmedim. Fight Club, Dövüş Kulübü filmini izledim, beğendim ya da beğenmedim gibisinde. Beğendiyseniz ya belirtin, beğenmediyseniz gene belirtin. Bundan sonra anlatacağım bir üçüncü film. Bu iki tane diziden sonra 1979 yapımı Alien filmini anlatıyorum. Şuraya yazalım hatta direkt. Alien. Hatta genelde yazalım 1979. İlk çıkan Alien filminden bahsediyorum. İşte bu. Hatta başrol kadın oyuncusu da bu ablamızdı bizim. Alien, 1979 yapımlı Alien filmi. Posteri de bu. İlk çıkan Alien diğer serisi olarak çıkarıldı ama ilk çıkan her zaman başarılıdır. Diğerleri de başarılı oldu ama bu filmin başarılı olmasılarından sebebi ilk çıkan yaratık filmi olması, bilim o zamanki şartlara göre 1979 yılına göre iyi çekilmiş olması, güzel atmosfer sunması, bilim kurguyu güzel yansıtması bizlere, insanların beğenisine güzel sunuldu bu film, Alien filmi. Neden Alien filmini 1979 eski film olmasına rağmen öneriyorum? Bu filmi izlemenizi istediğim sebep şu. Alien bu mürettebat
uzayda yolculuk yapan mürettebat hiç binmedikleri bir gezegene inmek zorunda kalıyorlar. Bir kaza sonucuydu galiba. Oluşan bir kaza sonucu hiç binmedikleri gezegene inmeleri gerekiyor. O bilinmeyen gezegende, binmedikleri gezegende işte bu alien, bu uzaylı yaratıkla, yani bu uzaylı yaratıkla karşılaşıyorlar. Ve mürettebat, burada görmüş olduğunuz mürettebat, yaratığı bilmediği için bu yaratıkla karşılaşınca gemi mürettebatı bilimsel olarak yaratığı çözmeye çalışıyor ve hayatta kalma mücadelesini vermeye çalışıyor. Bir bakımdan da hayatta kalmaları gerekiyor. Çünkü yaratık tarafından öldürülmemeleri gerekiyor. Bu filmde korku, gerilim mi çok iyi, bilim kurgunun haricinde korku, gerilimi de biz izleyicilere çok iyi yansıtıyor. Alien filminden de bahsetmiş olduk. Peki, bir sonraki anlatacağım dizi, karışık gidiyorum bu arada. Bunu da biliyorsunuzdur ama birçok kişi izlememiş olabilir. Macera ve gizem dolu bir dizi. Ve Lost arkadaşlar. Lost dizisini neden öneriyorum? İşte bu posteri, Lost'un posteri bu. Böyle bir ekip var. Dizideki oyuncular, oyuncu kadrosunda. Peki Lost dizisini, hatta şurada ekibi gösteriyor, oyuncuları. Oyuncular bunlar. Oyuncu kadrosu. Peki Lost dizisini neden izlememiz gerekiyor? Neden farklı bir konusu var ve bizleri izlemeye teşvik etme sebebi ne? Lost uçak kazası oluyor. Uçak kazası sonucu gene Alien'daki gibi diyeyim, bilinmeyen bir adaya düşüyorlar. Adaya düşen ekip de bunlar. Tabii ki uçak kazasında birçoğu ölüyor ama hayatta kalan ekip, insanlar, yani bu grup, hayatta kalan bu grup adada kalıyor. Adada olduklarını fark eden grup ilk başta adadan çıkış yolları arıyorlar. Bu dizinin en gizemli olayı, en çok merak edilen yanı, yani bizim izlememizin sebeplerinden biri, merak uyandırmasının sebebi, adadan aslında arkadaşlar çıkış yok. Adadan çıkış olmaması. Ne yapsalar ne etseler bir türlü adadan çıkış yolu bulamıyorlar. Böyle gizemli bir hikayesi var. Bu şekilde serüveni var. Macera dolu bir dizi, Lost dizisi. Bu yüzden Lost dizisini de izlemenizi tavsiye ediyorum. Peki Lost'tan sonra bir sonraki filmimize geliyorum ve bu filmle de konuyu kapatıyorum. Yani bugünkü videoyu kapatıyorum. Ama yorumlarda belirtin. İzlediyseniz, bu dizileri izlemeye başladıysanız, bu önerdiğim filmleri izlemeye başladıysanız yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Bir sonraki bahsedeceğim film Bruce Willis abimizin oynamış olduğu 6. His filmi. 6. His posteri bu. Hatta şöyle açalım, posterini boş verelim. Ha, filmin posteri bu aslında da. 6. His. Bruce Willis abimizle, Bruce Willis abimizin tabii ki gençlik zamanlarındaki bir filmi ve bu çocuğun hikayesi. Şimdi bu çocuk, bu filmin konusu da şöyle. Bu çocuk ölüleri gördüğünü ve ölülerle konuştuğunu söylüyor. Bruce Willis abimiz de bu filmde bu çocuğun gizemini çözmeye çalışıyor ve çocuk psikoloğu olduğu için çocuğa yardımcı olmaya çalışıyor. Bu yaşadığı gizemli olaylar konusunda. Yani çocuk ölüleri gördüğünü iddia ettiği için
çocukla iletişim halinde giriyor. O oluyor sürekli. Bruce Willis abimiz. Bu olayları çocuk ölüleri gördüğü için korkuyor ve onlarla konuşabildiğini iddia ediyor. Bruce Willis abimiz de çocuğa bu konuda psikolojik olarak yardımcı oluyor. Ama filmin esas gizemi çocuğun ölüleri görmesi veya ölülerle konuşması değil. Esas gizemi şu. Bruce Willis abimiz bu çocuğa yardımcı olurken kendisini gizemli olayın bu gizemli yolculuğun içinde buluyor ve aslında gizemin kendisi olduğunu anlıyor. Yani asıl gizemli olayı çözmeye çocuğun bu gizemli olayını çözmeye çalışırken kendi gizemli olayını keşfetmiş oluyor Bruce Willis abimiz. Kendi gizemli olayı nedir? Bunu da söylersem film tamamen spoiler'a girer. Merak edip izlemezsiniz. Bruce Willis abimizin aslında buradaki olayı tamamen kendisini keşfetmesi. Evet. Bu 6. His filmini de önerdikten sonra 5 adet toplamda film dizi önerisinde bulunmuş oldum. Yani 2 tane film önerisinde bulundum. Biri 6. His ve diğeri 1979 yapımı Alien yaratık filmini önerdim. Diğerleri de yabancı dizilerden gene Lost, Prison of Interest ve fantastik dizi Heroes. Evet arkadaşlar, dediğim gibi dizi film önerilerim bitti. İkinci kısmını çektik. Bu tarz videolardan daha fazla gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Daha fazla like atın kanala ve yorumlarda belirtin. Kanala da rica ediyorum abone olun ki daha fazla bu tarz videolar gelsin. Kanala abone olmanızı ve yorumlarda ne tarz videolar çekmem gerektiğini bana belirtin, bana yazın özellikle. Arkadaşlar, dizi film önerim videom ikinci kısım bitti. Beğenilirse ve daha fazla izlenirse üçüncü part gelir. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere diyorum ve videomu burada sonlandırıyorum.